Haftaya Bakış izleyenleri, hepiniz Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu stüdyonun düzeniyle oynamak Ender Yüncü'nün en sevdiği şeylerden birisi. İşte Sayın Milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı'nın dediği gibi, ya işte dört duvarın arasında jüji yapıyoruz kardeşim. Yani açının sağdan gelmesi, ışının soldan gelmesi ne fark eder? Işık bu sefer sağdan gelse, kamera sağ tarafa gitse ne olur? Sonuçta görüntü aynı, konuşulanlar aynı. Neyse, merhaba Ender Bey, nasılsınız? Merhaba Cem Bey, Mustafa Bey onu söyleyemez. Yani Show TV stüdyoları 8 köşe var. Hayır, belki olabilir. 6 geldi, 8 geldi. Onlar da 4 köşe. Olabilir yani, biz bu 4 köşe yeri 6 gene 8 gene de çevirebiliriz yani. Yerimiz küçük. Demek ki hep oralarda program yaptığı için burayı yadırgadık. Yerimiz küçük ama yüreğimiz geniş gerçekten. Şimdi tabii yine Erzurum'un konuları, Erzurum'un problemleri. Ender Bey de ben de kısa birer tatil yapma fırsatı bulduk. Böyle bir enerjimizi de toparladık. Tabii geçen haftaki program ve programın yansımaları. Tabii programın öncesi, esması ve sonrası bizim için çok önemli. Öncesini mutlaka oturup Ender Yüncü ile tartışıyoruz. Esnasında konuşmamız gereken ne varsa konuşuyoruz. Ama tabii bu hem öncesi hem esnası aslında ana amaç sonrasında neler olacağıyla ilgili. Ortaya çıkacak ürünle ilgili, malla ilgili, ürünle ilgili bir şey. Şimdi geçen hafta tevafuk eseri, tesadüf demeyeyim çünkü güzel insanlarla tesadüf Türk filminde olur. Efendim, tevafuk Allah'ın işidir. Yani Allah rast getirir bazı insanları birbirine. Geçen hafta isimlerini vermeyeceğim ama Erzurum'daki işte ondan önceki hafta pardon, Erzurum'daki iki dostumuzla bir yemeğe gidince o yemeğe bir avukat arkadaşımız da gelmişti. O avukat arkadaşımızla hayatımda ilk defa orada karşılaştım. Hatta geçen hafta manşetimize taşımıştık. Efendim, Ankara'da avukatlık yapan bir hukuk adamı olan Sefer Sami Gülcü kardeşimizle ilgili geçen hafta bir yani tevafuk etti. Kendisiyle fikir alışverişinde bulunduk. Erzurum'a, Erzurum'a dair bir şeyler konuştuk. Sonuç itibariyle biz bunu konuştuk, manşete taşıdık. Yani amacımız kötü bir şey değildi. Asla öyle bir şey zaten olamaz. Erzurum'da efendim kıyamet koptu dersem inanın siyasetçiler arıyor, birileri gidip geliyor. Bu nedir, bu nereden çıkıyor? Kardeşim, tevafuk etti bir yerde daha önceden tanımadığımız bir Erzurumlu hemşerimizle hasbihal ettik. Sohbet ettik, konuştuk, Erzurum'a dair neler düşündüğünü sorduk. O da büyük bir istekle, arzuyla, bir Erzurum'da efendim yani gurbetten sıraya duymuş olduğu özlemle Erzurum'la, Erzurum'la ilgili birçok projeksiyon açtı bize. Erzurum'la ilgili birçok pencere açtı. Ben sohbetini çok sevdim, hitabetini çok sevdim, insan ilişkilerini çok sevdim, yakınlığını, sıcaklığını çok sevdim. Efendim tabii bu siyaset mi? İşte ne düşünüyor? Ya ben ne düşündüğünü falan bilmiyorum kardeşim. Erzurum'u sevmek, Erzurum'u dışarıdan seven herkesin Erzurum'u siyaseti sevecek, siyasetçi olacak ya da ben Erzurum'u seviyorum gene herkes zaten siyasetçi olarak biz bağrımıza alsak dışarıda milyonlarca Erzurum var, herkes Erzurum üzerinden o zaman siyaset düşünür ki bunu ben yani... Ya düşünür, bir dakika şöyle söyleyeyim ben de kardeşim, düşünür düşünmez, o onun problemi, onun meselesi, onun bakışı. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan Erzurum'a Mustafa Ilıcalı gelmiş, İstanbul'dan Erzurum'a örnek veriyorum, eğer siyaset düşünüyorsa, ben öyle bir şey bilmiyorum yani. Sefer Sami Gülcü kardeşimiz iyi bir Erzurumlu, Erzurum'a dair çok önemli tespitler var. Zaten hoşuma gitti, bir dakika dur ben bir bitireyim, hoşuma gitti benim. Efendim... Yani Mustafa Ilıcalı gelmiş İstanbul'dan Erzurum'da milletvekili olma hakkı, Zehra Taşkesenli'nin olma hakkı, efendim Orhan Deligöz'ün dışarıdan gelip Erzurum'a milletvekili olma hakkı var da işte İzmir'deki, İstanbul'daki herhangi bir Erzurumlunun Erzurum'a gelip Erzurum'dan siyaset yapması ve düşünmeye hakkı yok mu? Kaldı ki ortada böyle bir şey de yok. Ama bu şeyden çıkıyordur bence yani... Soy isminden kaynaklıdır. Otu ilçe başkanı Eftan Gülcü'den dolayı soy ismi aynı olduğu için sanırım akrabalık bağlamında. Ben onu da bilmiyorum. Sen yani, söyle bilmiyorum. Evet, yemin ederim bilmiyorum. Yani siyasette ya babası ya amcası mutlaka bilmiyor. Bak bilmiyorum. Sen söyledin bildim. Oradan dolayıdır bu koşu. Şimdi de şunu söyleyeyim. Hoşuma giden konuyu söyleyeyim. Bu konuyu kapatalım tabii. Böyle bunu çok önemli bir konu haline getirip bunun altından başka şeyler arayan insanlar var. Onlara da bir cevap olsun.
Seferihisar Gürcü kardeşimiz de Erzurum'un kültürünü, Erzurum'un sanatını, Erzurum'un ticaretini, Erzurum'un ekonomisini, Erzurum'un geleceğini, Erzurum'un geçmişini, Erzurum'da gelecekte neler yapılması konusunda bir gazeteci olarak sohbet ettik, fikir beyan ettik karşılıklı. Yani STK'ları da konuştuk, Erzurum'daki sivil toplum örgütlerini de konuştuk. Erzurum'da siyasetin ne olması gerektiğini de konuştuk. Erzurum'da belediyeciliği konuştuk, kültürü konuştuk, sanatı konuştuk. Erzurum'da ticareti nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. O da bir hukukçu anlatımıyla, o güzel lisanıyla, dışarıdan bakan bir pencereyle Erzurum'a çok ayrı, çok değişik bir pencereden baktığını, bizim göremediklerimizi gördüğünü, Erzurum'un kurtuluşunun nelerde saklı olduğunu bana anlattı. Onun için bir Seferihisar Gürcü kardeşimizi manşete taşıdık. Ha şunu da söyleyeyim, siyaset düşünür mü? Düşünebilir canım yani. Şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında, anayasasında bir şehirden vekil olmak, bir şehirden belediye başkanı olmak, bir şehirden il başkanı olmanın kendine göre kuralları var. Eğer kurallara uyuyorsa gelip milletvekili de olur, milletvekili adayı da olabilir, belediye başkanı adayı da olabilir. Hiç Erzurum'a da gelmeyebilir ama Erzurum'u sevmesinin ben yasak olduğunu, Erzurum'la ilgili fikir beyan etmenin yasak olduğunu düşünmüyorum. Ben Erzurum'la ilgili ve Erzurum'a dair şehir dışındaki hemşerilerimizin fikir beyan etmelerini, gerçekten Erzurum'la ilgili Erzurum'a yeni pencereler, yeni projeksiyonlar açmasını çok önemsiyorum. Seferihisar Gürcü kardeşimizi de tanıdığım için ben çok mutluyum. Gerçekten böyle bir hemşerimiz olduğu için de gurur duyduğumu belirtiyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Hemen sana bir soru soruyorum. Şimdi biliyorsun ki Erzurum'da işte Etsu Esop, Erzurum Ticaret Borsası, kısacası Erzurum'daki en önemli sivil toplum örgütlerinde seçim vardı. Erzurum Ticaret Borsası seçimi tamamlandı, ESO seçimi tamamlandı, ESOP'ta bir seçim var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi Cem Bey, geçtiğimiz hafta pazar günü, yani 1 Nisan itibariyle Erzurum Ticaret Borsası'nda seçim oldu. Abdülrezzak Cellat ve Hakan Oral arasındaki yarışı Hakan Oral 8 odayı alarak, Abdülrezzak Cellat 4 odayı, biz hiç aday değilim diye bangır bangır bağıran Hakkı'nın stolunda 1 odayı aldığını gördük. Odanın seçimlerinin ardından Ticaret Borsası Başkanlığı'na Hakan Oral seçildi. Evet, hep değişimden yanaydık. Artık Ticaret Borsası'nda Hakkı'nın stolunun yıllardır orada olduğunu, oradan ayrılmak istemediğini, sanki o koltuk ona zimmetlenmiş de hayatta var olduğu müddetçe orada kalacakmış gibi düşünüyordu ki düşüncesi ters döndü. Tabii ki seçimlere kadar çeşitli ayak oyunları oynandı, seçimlere kadar çeşitli spekülasyonlar çıktı, çeşitli konuşmalar, dedikodular üretildi ama ben sonuca bakarım. Sonuçta Hakan Oral Erzurum Ticaret Borsası'nın bugün itibariyle başkanlık koltuğuna oturdu. Peki Erzurum'da ne değişti? Sadece isim değişti bence. Yani Hakan Oral Erzurum Ticaret Borsası'nda neler katacak? Ben Hakan Oral hiçbir şey katacağına inanmıyorum. Bunu çok net olarak, açık, bariz olarak söyleyeyim. Nedenine gelince. Yani Hakan Oral'ın seçim günü gittim. Ben Ticaret Borsası binasının önünde karşılaştım. Yani yüzünde bir tebessüm yok. Yüzün bir asık. Sanki böyle ona oy verenler onun dostu, oy vermeyenler düşmanı. Oysa ki bu tür sivil toplum kuruluşlarında başkan herkesi kucaklamalı. Siyaset gibi. Yani ben Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den bir belediye başkanı Mehmet Sekmen geliyor. Mehmet Sekmen diyor ki ben MHP'liyi, CHP'liyi belediye eve sokmayacağım. Olmaz böyle bir şey. Ticaret borsası sadece sana oy verenlerin babasının malı değildir. Ticaret borsasına üye olan, ticaret borsasıyla işi olan sen herkesin başkanısın. Erzurum'u temsil noktasında Erzurum Ticaret Borsası olarak eğer bir yere gidiyorsan başında Erzurum'u temsil ettiğini unutmayacaksın. Yani o yüzündeki asıklık, o insanlara karşı düşman bakışların, bunların ben hoş olmadığını söylemek istiyorum. Yani o seçilmeseydi, Abdülrezzak Cellat seçilseydi o daha mı farklı bakacaktı onu bilmiyorum. O seçilmediği için onun bakışlarını hissedemedim ama Hakan Ural'da yani insanlara karşı bir üst tabakadan bakmak. Yani ben yılların şeyini ezdim geçtim, ezip geçtiğim bir şey yok. Bugün seçimde sen kazandın. Eğer ki hak etmezsen
artık ticaret borsası son 25 yılındaki en büyük katılımı sağladı. Bugüne kadar en fazla geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde 70 kişi katılmıştı. Bu seferki seçimlerde 200-300'le yakın katılım vardı. Ki nasıl 150 kişi Hakan Ural'ın odasında, 118 kişi Abdülrezzak Cellat'ın odasında. Yani odalardaki katılım sayısı artmıştı. Demek ki bugün seni oraya getirenler yarın seni oradan indirebilirler. Onun için sen bana oy vermiştin, sen gel ticaret borsasında ne işin varsa hay hay hay. Sen bana oy vermemiştin, sen ticaret borsasından içeriye bile gidemezsin. Edasını bırakmalı Hakan Ural diye düşünüyorum. Evet, Hakan Ural'a hayırlı olsun. Hakan Ural'a hayırlı olduğu gibi Erzurum'a da hayırlı olsun diyelim. Çünkü biz ticaret borsasını önemsiyoruz. Erzurum'un EDSO'dan sonraki ikinci geniş kapsamlı, şehrimize faydası olacak bir sivil toplum kuruluşu faydalarını bekliyoruz. Gelelim EDSO seçimlerine. Evet, dün EDSO seçimleri yapıldı. Biz burada aylardır Zafer Ergüney'e seçimlerden çekil diyorduk. Çünkü seçimlerden çekilmezsen sonuç belliydi zaten. Şimdi 35 oda yarıştı. Çok enteresan. 35 oda yarıştı. 35 odanın 6 odayı Zafer Ergüney'in grubu kazandı. Zafer Ergüney kazanmadı. Bak bunun altını çiziyorum. Zafer Ergüney kazanmadı. Zafer Ergüney'in o 6 odadaki Zafer Ergüney ile beraber hareket eden arkadaşları kazandı. Çünkü niye o 6 kişi kendi meslek erbapları arasında sevilen bir kişiydi. Biz bunu bangır bangır söylemiyor muyduk burada Cem Bey? Lütfü Yücel, Sayın Lütfü abi diyorduk. Git bakın bunun 13. 19. 33. 32. odalarda gerçekten itibarlı Erzurum esnafı tarafından sevilen kişiler var. Bunları da kucakla diyorduk. Demek ki bu 6 kişi sevilen grup. Peki Zafer Ergüney, size diyorduk ki Sayın Başkan, organize sanayi bölgesindeki senin kolun, komşun sana oy vermeyecek diyorduk. İnanmıyordun, bizi dinlemiyordun. Bakın Zafer Ergüney 3 odada yarıştı. 3 şirketi üzerinden 3 gruptan yarıştı. İnşaatçılarda yarıştı, İbrahim Bulut'a yenildi. Melih Kaya'ya karşı yarıştı, Melih Kaya'ya karşı yenildi. Hele Celalettin Çetinkaya'ya karşı yarıştığı grupta çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Celalettin Çetinkaya 46 oy aldı, Zafer Ergüney 11 oy aldı. 4'e katladı. Demek ki senin kolun, komşun bile senin Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yapacağına inanmıyordu. Ne demek istedik? Biz 3 aydır burada aynı şeyi söylüyoruz. Siz gittiniz, gerçeklerle sandıkta karşılaştınız. Evet, Lütfü Yücelik seçildi. Kaça kaç seçildi? 29'a 6 olarak seçilmiş durumda. Bu arada rezidizdeki arkadaş bakıyorsa ekranda bir sıkıntımız var sanırım. Evet, 29'a 6 yani 35 odanın yarıştığı seçimlerde 29 odayı Lütfü Yücelik, 6 odayı da Zafer Ergüney aldı. Yine altını çiziyorum. Zafer Ergüney almadı. Zafer Ergüney ile beraber hareket eden o 6 odadaki başkanlar aldı. Zafer Ergüney'in kendi yarıştığı 3 odada 3'ünde de yenildi. Onun için evet, EDSO'yu Lütfü Yücelik eze eze, çiğneye çiğneye kazandı ve tekrar yeniden EDSO'nun başkanlığına getirildi. Evet, Lütfü Yücelik'i Erzurum'a değişim istiyoruz ama demek ki Erzurum'un esnafı, Erzurum'un patronları Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda değişimi istemiyorlar. Lütfü Yücelik'in başarısından yanalar ve ben seçim sonrası okulun bahçesinde yaşanan o ambiyansı da yaşadım. Lütfü Yücelik'i alıp havaya atmalar, tutmalar, o sevgiyi gördüm. Ve bunların hepsi iş adamı, bunların hepsi şehrin patronları. Eğer ki şehrin patronları Lütfü Yücelik'i seviyorsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na da getirdi. Biz zaten bunu söylüyorduk. EDSO'nun başkanı yine Lütfü Yücelik olacak diyorduk. Oldu. Hayırlı olsun diyorum. Lütfü Yücelik'le beraber hareket eden o 35 grupla yarışan iş adamlarına da, esnaflarımıza da, meslek erbaplarının da kendi meslektaşlarından aldıkları oyla güven tazeledikleri için o 35 grupla yarışan tüm arkadaşlarına, Lütfü Yücelik'le beraber hareket eden, çalışan, çabalayan hepsine teşekkür ediyoruz. Zafer Ergüney ile beraber hareket eden diğer 35 gruptaki arkadaşları da ben o kendi cesaretlerinden dolayı onları da kutluyorum. Onlar da zor bir yarışa girdiler. Yarışta kazanmak da var, kaybetmek de var. Evet, kaybettiler ama kazanan Erzurum oldu. Lütfü Yücelik'e buradan 3 hafta önceki programda söylemiştim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Şehri Lütfü abisi,
Sayın şehrin patronlarının ağabeyisi, yeniden güven tazeleyen ağabeyisi, sakın diğer 35 grupta yarışan, senin rakibin olduğuna inandığın kişileri de sakın a sakın Erzurum Ticaret Borsası gibi dışlama. Onlar da bu şehrin hizmet erbapları, esnafları, ticaret ahanesi olan iş adamlarımız, tüccarlarımız. Onları da kucakla. Onlar bu yarışta medeni cesaretlerine güvenerek senin karşında, senin üyelerinin karşısında yarıştılar. Onlar da bizim kucakla. Bu şehirde küskünlükleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakmak lazım. Esnafımız, ticaretçimiz eğer ki barış içerisinde, huzur içerisinde hareket ederse şehrimizin gelişmesinde ve kalkınmasında mutlaka faydalı olacaklardır. Yani seçime tek aday olarak girdiğini düşün, hiçbir rakibinin olmadığını düşün, hiçbir odada karşında rakibinin olmadığını düşün, herkesi kucakla, ticaret ve sanayi odası da bizim diyorum. Hemen akabinde DAİP seçimleri geliyor. DAİP seçimlerinde de sanırım artık Cemal Şengel'in son virajına girildi. Cemal Şengel artık olmayacak. Neydi? Ethem. Tanrıver isimli iş adamımız. Yani biz artık Cem Bey geçtiğimiz programda söylemiş, dedi ki yani Erzurumlu olmasından biz vazgeçtik. Erzurum'da istihdam sağlaması önemli. Ethem Bey de Erzurum'da Pasinler'de Kaleblok BİMS'in işletmecisi, Erzurum'a istihdam sağlıyor. Şehrimize faydalı, en azından Cemal Şengel'den faydalı olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum ona da şimdiden. Çünkü biz bugüne kadar Cem Bey hatırlasın seçimlerde kim ne yapıyorsa o sahayı çok iyi inceledik. Hakan Ural'ın kazanacağını hafif hafif sinyallerini vermiştik. Lütfü Yüceli'yi zaten kazanacağını günler önce söylemiştik. İşte şimdi DAİP'te yine Ethem Tanrıver'in kazanacağının sinyallerini veriyoruz. Şehrimize o da hayırlı olsun. ESOP'u hiç konuşmayacağım. ESOP'ta zaten başka aday yok. Rasim Fırat o kadar hakkında Hikmet Karaca'nın yapmış olduğu o kadar büyük iddialara karşı halen daha tek adayım, halen daha başkan olmak istiyorum diyor. O da şehrimize hayırlı olsun diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz tabii Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret Sanayi Odası ve Erzurum Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı tabii ki şehrin en önemli sivil toplum örgütleri. Şimdi bugün Erzurum'daki yerel gazetelerin manşetlerine bakıyorum. İşte herkes büyük bir zafer coşkusu ve havası içerisinde. Efendim Erzurum'un iş adamları Erzurum'da ticaret odasında Lütfü Yücelik'ten yana tavırlarını koyarken Erzurum Ticaret Borsası'nda Hakkı Hınıslıoğlu'nun yerine efendim Hakan Ural'dan yana tavırlarını koydular. Tabii ki Hakan Ural kardeşimizin, başkanımızın bu yapmış olduğu işte aslında bu konunun biraz da Hakkı Hınıslıoğlu'nun yarıştaki yarışa iddialı girmediğinden dolayı o seçimi kazandığını ben de çok iyi biliyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani sonuçta Erzurum'da Hakkı Hınıslıoğlu'nun 30 yıla yakın bir süredir Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı yapmıştı. Ama şunu da söyleyeyim, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki seçimleri yeniden Lütfü Yücelik ve Lütfü Yücelik'le birlikte hareket eden 30 grup, 35 grubu birlikte beraber almasını sanki böyle Afrin'den çıkıp Hümbiç'e girmişiz gibi bir zafer havasında yapılacak herhangi bir şey yok. Oradaki ticaret adamlarının efendim, bu şehre ne kadar istihdam sağladıklarına, bu şehirde ne kadar vergi verdiklerine, Kocaeli'ndeki bir iş adamıyla bunların vermiş olduğu vergiyi bir karşılaştırdığımızda, Antep'teki bir iş adamının ülkeye sağladığı katma değerle, çalıştırdığı işçi sayısıyla, Erzurum'da işte 35 tane grubu alan, 35 gruptan 29'unu alan iş adamlarının Erzurum'a ve Türkiye ekonomisine ne kadar katkıda bulunduklarına bir bakalım kardeşim. Tekraren söylüyorum, Afrin'i bırakıp Münbiç almış gibi bir havaya da girmeyelim. Efendim Erzurum statükodan yana tavrını koydu, değişim istemiyor. O zaman değişim istemeyen bir şehir, ihracatı olmayan bir şehir, ticareti olmayan bir şehir, ülkeye katma değer kazandırmayan bir şehir, efendim sanayide ilerlememiş bir şehri bu şehir kabul ediyor. Eğitimde bilmem kaçıncı sırada, ekonomide 71. sırada, ihracatta bilmem kaçıncı sırada olmayı bu şehir kabul ediyor. Efendim siz statikodan yana tavrınızı koymuşsanız statiko size hayırlı olsun.
değişimden yana tavrını koyan Erzurum Ticaret Borsası seçmenine de buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki değişim çok önemlidir. Değişim yeniliktir, değişim atılımdır, değişim çalışmaktır, değişim üretimdir, değişim yeni yeni yüzler, yeni yeni işler yapmadır. Efendim Hakan Ural kardeşimiz başkan seçilmiş, başkanlığın hemen havasına girmiş şeklinde Ender Bey'in bir tabiri vardı. Tabii ki ilk zamanlar böyle bir hava olur ama şunu da söyleyeyim yani konu havalı olmak. Konu oraya yeniden seçilmek ya da oranın başkanı olmak değil, konu 30 yıldır değişmeyen Erzurum Ticaret Borsası'nın başkanının değişmesi tabii ki çok çok önemli bir şey. Ama Erzurum Ticaret Borsası'nı ETSO'yu takip edeceğiz, ESO'yu takip edeceğiz ama Erzurum Ticaret Borsası'nı daha dikkatli takip edeceğiz. Bunu tüm samimiyetimizle söyleyeyim. Hakan Ural kardeşimiz, Ural ailesi olarak söylüyorum. Erzurum'un faydalı bir ailedir. Hiç kimseye zarar vermemiş insanlardır. Kendilerine zarar verir, başkalarına zarar vermezler ama Erzurum Ticaret Borsası'nda tabii ki biz de bu konuda hukukta bunun mücadelesini veriyoruz. Erzurum Ticaret Borsası'nın ticaret borsasını alan elemanlar, alınan elemanların Hakkı Hınıslıoğlu'nun özel işinde çalıştırıldığına dair Erzurum Ticaret Borsası ile ilgili birçok iddia orta yerde dolaşıyor. Onun için Hakan Ural'a araştırsın değil kardeşim, müfettiş çağıracaksın, müfettiş. Öyle ben geldim borsanın koltuğuna oturdum, orası benim oldu. Efendim deri sağlık yaratacaksın. Geçmişi lime lime edeceksin. Önce müfettiş kontrolünden geçireceksin. Sonra o koltuğa oturacak. Çok güzel. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Borsa şiddetle, hemen şimdi derhal acilen ivedilikle derek at borsaya, hemen müfettiş çağıracaksın. Borsanın 30 yıllık yapmış olduğu işleri kanuna uygun mu? Öyle mi? Bunların hepsini müfettişlere denetleteceksin, devri sabık yaratacaksın, geçmişi limeline edeceksin, sonra o koltukta oturacaksın. Eğer devri sabık yaratmazsa Hakan Ural ve ekibi bilsinler ki o koltuk onlara çivili bir koltuk olacaktır. O koltukta rahat rahat oturamayacaklardır. Şimdi Erzurum Esnaf Sanatkarlar Odası ile ilgili ve başkanı ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. ETSO ile ilgili söyleyeceğim ya artık daha Lütfü abi şimdi daha maçı da kazandın ki Allah muhafaza. Şimdi mesela bu programda konuştuklarımın üzerinden bana bir 500 bin lira daha dava açarsın. Şimdi şunu söyleyeyim. Erzurum gaflet ve delalet içerisinde kardeşim. Erzurum'da ticaretin çok iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Erzurum'da burada bu seçimlere katılıp o gruplardan çıkan arkadaşlarımızın Lütfü Yüceli'yi sevmesi, onunla beraber olmasına benim hiçbir şey diyeceğim yok. Benim oy hakkım yoktu ki gidip karşı oy olarak kullanayım. Ama şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Erzurum'da Erzurum Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası böyle gelmiş ama böyle gitmez. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Borsaya mutlaka ve mutlaka müfettiş bekliyoruz. Ve müfettiş konusuyla ilgili şunu da söyleyeyim. 2002 yıllarında ben Erzurum Ticaret Borsası'na bir 2500 lira da para vermiştim. Tazminat kaybetmiştim, onu ödemiştim. Ama bugüne kadar 2500 liramın nerede, nasıl, ne şekilde kullanıldığını, borsanın hesabına girip girmediğini de bir türlü öğrenememiştim. Hatta ve hatta Hakkı Hınıslıoğlu'yla kişisel bir dava gördüğümüz halde borsanın avukatı gelip Hakkı Hınıslıoğlu'nu orada savunmuştu. Oradaki bu 2500 liranın kayıtlara geçip geçmediğini Hakan Ural'dan soruyorum. Zaten Hakan Ural kaldı ki sadece Cem Atmaca'nın ödemiş olduğu 2500 liranın doğru yerde borsanın hesaplarına girip girmediğine değil 30 yıllık borsayla ilgili bir müfettiş çağırmalı, devri sabık yaratmalı.